Herkese AM Haber'den saygılar, sevgiler. Vatandaşlarımıza sorular soruyoruz. Çok ilginç, çok ilginç cevapları aldık. Devam da ediyor. Şu anda hatta saldırı altındayız. Bir kedi mikrofonumuzun kablosunu ısırıyor. Çok zor koşullar altında. Sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. AM Haber her yerde. AM Haber sizleri seviyor. 18 yıl önce yol yoktu. Köprü yoktu, havalimanı yoktu, en önemlisi araba yoktu. Biz ailemizi bunlarla hastaneye getirip götürüyorduk. Nankörlük yapmayın. Genelkurmay başkanımız kimdir? Nereden bilelim abi, yapıyor işte. Dış İçişler şey yapıyor ya. Kim? Hulusi Akar yapıyor ya, Genelkurmay Başkanı'nı yapıyor. O Milli Savunma Bakanı. İkisini de yapıyor abi. Genelkurmay Başkanı? Onu da o yapıyor. İkisini de mi? Tabii canım. Yani görev boş mu Genelkurmay? Aynen aynen. Genelkurmay Başkanı şu an yok, boşta. Yaşar Güler? Abi yok. Genelkurmay yok. Başkanı? Ya niye, siz bilmiyor musunuz? Yaşar Güler'dir Genelkurmay Yaşar Başkanı. Yaşar Güler müler yok. Yok diyor. Hepsi Allah. Tabii canım, siz nasıl haber yapıyorsunuz ya? Nasıl bilmiyor musunuz? Şu an yok. Hulusi Akar yapıyor hepsini. Evet. Hepsi, teşekkür ederiz abi. Hepsini o yapıyor. Sağ olasın abi. Abi güzel soru sorun. Niye böyle güzel bir şey? Bilmiyorduk abi. Abi bilmiyorsun oğlum abi. 30'a yakın tarikat var. 400'e yakın da kolu var. Bu tarikatlar olmasa biz bu hastalıkta ne yaparız ya? Bizi kırar geçirirler ha. Vallahi. Tabii, onların duasıyla biz ayakta duruyoruz. Sosyal medyada okudum. Çocuk tecavüzü yapıyor. Tarikat. Siz CHP'li misin? Ben bu faturayı bugün yatıramadım. Niye abi? He? Niye? Param yok ki. Abi tarikata götürüyorsun lan. Sen tarikata götürüp bu parayı... Hangi tarikatta kayıtlısın? Ben ha. Ben tarikatlara karşıyım. Abi ben. Az kaldı yetersiz. Duvay muvay olmayacak bu. Ne? Basacağım mühürü. Nereye? Basacağım. Nereye basıyorsun? Kalbinin yettiği yere. Haksızlığa niye basacaksın? 20 senedir niye basmadın? Ha? 20 senedir. Senin gibi adamları tarikatlar kandırıyor. Bu ne bu? Bu mu? Ha? Su faturası bu. Yatıramadım su ben. Su faturası belediye ait abi. Ne ta hükümetine ne alakası var? Burada bir sürü protesto oldu, bilmem ne oldu. Sen var mıydın onlar içinde? Vardım. Yoktun abi. Vardım. Yoktun abi. Ne, yalan söylüyorum. Tanıyor musun? Tanıyorum abi. Sen kafayı yemişsin. Olmaz abi. Olmaz. Tarikatla olmasa biz acımızdan ölürüz. Onlar dua ediyor bize. Ne dedi? Bizi kandırdıysa suçlusu biz değiliz dedi. Kim o suçlusu? Suçlusu kim bir diyor bakalım madem. İşte o dedi ki biz değiliz dedi. Kim sizce suçlu? AK Parti'nin hepsi suçlu. Neden abi? Fazla karıştırmaya gerek yok. Ortalık 56 diyor. Ha, fazla karıştırmaya gerek yok. Abi çok mu yokluk içindeydik? Şimdi biz evet, çok fazla hatırlamıyoruz o yılları. Şimdi bak, bu millet iki tane ekmeğe muhtaçtı, iki tane. Şimdi şu milletin yaşadığı var ya, cennetin ta baş köşesi, A köşesi. Evet. Tamam, şimdi bolluk var, para yok. En garibanı benim. Bak, bir 6000 lira telefon kullanıyorum. Emekliyim ben. Namkör mü? Namkör. Namkör değil mi? Evet, aynen öyle. Niye böyleyiz abi? Öyleyiz abi. Çünkü şimdi çekiyor, bir şey diyeceğim de neyse, bitlersin sen. Debiyet iken millete yarar. Aynen öyle abi. Bak, o çok doğru bir şey. Anladın mı ben? Aynen öyle. Yani şimdice istediğin yere gidiyorsun. Yani. Camiye gidiyorsun. Meyhaneye gidiyorsun. Genel evine gidiyorsun. Tatile de gidiyor insanlar. Her yere gidiyorsun. Ya bu ülkenin emeklisi yılda iki kere yurt dışına tatile gidiyor. Evet. Geçinemiyor mu? Ya namkör, namkör. Aynen, namkörlük yapıyor. Evet. Neyin hesabını yapıyor? Ya şurada bir tane acı adam bul bakayım. Nereye bulacaksın abi sokakta? Yok yok yok. Çöp toplayan mı var ülkede? Kim topluyor? Toplayanlar Suriyeliler. Dışarıda yatan yok. Yok yok. Bak şimdi, eğer bu adam milletin başından yarın bıraksın gitsin, sana yemin ediyorum bir ay sürmez sen şuralarda yatanları, birbirlerine ekmek parası diye soyanları, kesenleri, atanlar önüne alamazsın. Alamazsın önüne. Efendim, devlet ile hükümet arasında fark var mı? Fark varsa nedir efendim? Efendim, devlet TC'dir. Hükümetin ne bok olduğu bellisiz. Niye abi? Ulan Tayyip'in hangi nerede olduğu bellisiz. Türk müdür, kendi vatanına, milletine, halkına ezeden bir başbakan, cumhurbaşkanı olursa bunu sen TC diye konuşamazsın.
Cebinde paranı çıkar. Kaç lira var? Evet. Kaç lira var? İstese iPhone al. Aa valla parasını hepsi bu işte. Al. 45. Neyin var oğlum, neyin var? Yeter Allah'a şükür aslanım, ben eve götürürüm. Oğlum şükür nereye varıyorsun? Git lan oğlum sen yalakasın amına koyayım. Ne yalak olacak? Git lan. Dur bir ne yapalım abi o zaman, devletimize cephe mi alalım? Zaten dört tarafımızı düşman salmış. Bir yere varılmaz bela. Düşman salmış. Bunu ben tanıyorum. Doları, euroyu, altını nasıl düşürebiliriz? Abi dolardan, eurodan var, şundan bundan vazgeçeceğiz. Devletimiz mazlı sübvansiyon yapacak. Gübre sübvansiyon yapacak. Bütün ülke ekilecek, biçilecek. Para mı basmamız lazım? Ya şimdi para basmak mı? Basacağız. Basacaksın arkadaş. Amerika trilyonlarca doları dünyada dört geziyor. O karşılığım var da basıyor. Biz de basalım abi dolar. Abi biz de gerekirse basarız anasını satayım. Yani ya, çok mu lazım? Oğlum bassan ne olacak? Sen tonlarca altının İngiltere'de gitmiş tutuya şey yapmış, tamam mı? Faizcilerin eline düşmüş tonlarca altının bütçede sen. Git kapat. La kim diyor, gözünle gördün mü? Allah Allah. Ya o, ya bu arkadaş hainlerin lafı bunlar ya. Bunlar. Daha her şey ortada, daha neyin var oğlum ya? Ortada ya. Ya arkadaş. Şimdi evvelde bu da yoğdu ya. Anasını satayım şurada yürürken Allah vermesin. Çukurun içine düşüyordum ya. Suyun içine atlarken şuraya kadar çamur oluyordu. Oğlum 200 sene önceye mi konuşacaksın? Bana kötü örnek verme. Bana Almanya örnek ver, İngiltere örnek ver, İngilizce örnek ver, hıyar. Almanya ne yürü? Onlar bitti. Almanya hepsi buraya gelecek. Hadi oğlum bu manyaksın sen ya. İki sene bekle, dişimizi sıkın. Ne yapacaksın iki sene? İki sene sonra. Lan oğlum 20 lan oğlum bak 20, benim bildiğim şu ada var ya, 10 sene içinde 20 defa gaz bulundu diyor. Sıkıştıkça gaz çıkarıyor amına koyayım. Ne nerede gaz? Çıkartacağız diye nerede? Siktir lan git. Çıkartacağız, gazı da çıkartacağız. Bunların Türkiye'ye birçok zararı oldu ama bir tek şeyleri oldu, faydaları biliyor musun? Yol yaptık. Hayır onlar değil. Namaz kılanın, oruç tutanın da çalacağını, çırpacağını, Müslüman geçinenlerin de böyle yapacağını millete gösterdiler. Artık kimse namazla niyazla bu milleti kandıramayacak. Kandırmamalı zaten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah yayınlar. Yayınlayacağız. İnşallah. Ekonomiyi canlandırmamamız. Milletin cebinde 5 milyar para var. Her hafta tatile gidiyor. Ben görüyorum, Instagram'da paylaşım yapıyor. Kameraya geldi mi açıyorum, amanın ölüyorum, bittim, kıvrandım. Bir bakıyorum Çeşme'de tatilde. Öbürüne bakıyorum Marmaris'te. Vatandaş yalan mı söylüyor? Ben yalan söylediğinden demiyorum. Bir şey söyleyeyim. Bir saniye. Kendini acındırıyor, kötüymüşüz gibi. Değil. Bittik, amanın gidiyoruz. Efendim biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Somali'nin IMF'ye olan 3,5 milyon dolarlık borcunu sildi. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi 1920 yılında çok kötü şeyler yaşadık biz. 2020 yılına girdik değil mi? Türkiye Cumhuriyeti 3 sene sonra kurulacak yani. Yani 2023 yılına gireceğiz inşallah. Yılbaşında bütün Türk milletini huzur ve mutluluk kesinlikle diliyorum. Şu anda mutlu değil mi? Şu anda mutlu değiliz çünkü bize mutluluk lazım. Nasıl lazım o? Nasıl gelecek bize? Bu hormonlarımız var ya hormonlarımız. Evet. Türbe gibi konuşmasak onu. Evet. Hormonlarımızın hipotalamus diye bir şeyi varmış, organı varmış. Mutluluk hormonu. Evet. Bu hormon beyinden salgılandığı zaman midemize kadar geliyormuş. Midemize kadar özellikle düşelim. Ondan sonra biz bayağı bir mutlu oluruz. Yani diyeceğim ki mutlu olmamız lazım yani. Başından sonra mı inecek bu? Bu inşallah çevrenin vermiş olduğu alternatif katkılarla, pozitif enerjilerle sinerji yaratacağız. Yani hiç onları kullanmadan. Honda dedi ya az önce. Bir kıvılcım olacak. Kıvılcım olacak. Olacak, olacak, bitecek. İnşallah. Birbirimize yardımcı olacağız yani. Yardım. El Ensar, El Muhacir. İki tane vardı ya. Ensar ve muhacir olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Biz hangisiyiz? Biz şimdi Eyüp'ün altındayız biz. Eyüp'üyüz. Sonra Ensar olacağız. Sonra Ensar olacağız. En son zaten Eyüp'le görüşüyoruz biz şu anda. Allah. İnşallah yardımcı olacak bunun. Şimdi kahvede görüştüm ben Eyüp'le. Evet abi. İnşallah Allah Teala bizi daha iyi olacağız yani. İnşallah. Yani selamlarımızı iletin abi. Teşekkür ederim. O su damlaya göl olur işte. İnşallah. Dine uygun, topluma uygun hareket edeyim deme yok. Bu hastalık niye geldi çattı? Neden? Ya neden? Terbiyesizlikten, ahlaksızlıktan, bozgunluktan. Ama hocaları da vuruyor. Ha? Hocalar da ölüyor. Binali Yıldırım mesela korona oldu. Onun için mi oldu? Ya onun için diyemem. Söyle abla. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle abla. Benim oğlum evet.
15 yaşındaki oğlum Umut Berat Güneysu koronavirüsünün ilacını bulmuştur. Hayırlı olsun ülkemize. Müslüman mıyız? Müslümansın. Benim senin dediğin değil, Kur'an'ın dediği olsun. Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum hemşerim. Şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye Sayın Cumhurbaşkanım? Herkesin Cumhurbaşkanı. Senin Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. Ben Erdoğan'a oy vermedim ki. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sensin terbiyesiz. Kararı sensin. Burada Cumhurbaşkanı'yla konuşurken Sayın Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. He, konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Sen hemen. Abi bak görüyor musun? Erdoğan biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak? Adam ol. Oğlum ben şimdi bak kalkacağım diyeceğim. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim Cumhurbaşkanım değil, başbakanım değil. Anladın? Değil. Sen de Cumhurbaşkanı. Anladın? Terbiyesiz yapmayın. Sakin. Estağfurullah.